Bu video ile ilgili gerçekten çok büyük korkularım var. Çünkü hem yorum rekoru hem de geçen videodaki dediğim beğeni rekoru kıracaksınız demiştim. Baya hızlı giderken bir anda video çektim. Yoksa yani ben bütün önceleri 90'a doğru götüreceğim. Efsane bir şekilde ilerliyor seri arkadaşlar. Bu videoda da hem beğeni rekoru hem yorum rekoru kırılacak galiba. Çünkü çok önemli sorularım var. Ve tam 2000 beğeni geçmişiz. 2750 beğeni de daha olmamış. Ama arkadaşlar bu videoluk diyorum size 86'lık oyuncularım olacak zaten en düşük. O yüzden 87'ye yükseltmem için bir oyuncuyu başına 750 beğeni yani eğer 3000 beğeni olursa 4 oyuncu yükselteceğiz. 3700 olursa 5 oyuncu ya da e, yani 750 beğeni de bir oyuncu işte 1500 beğeni olursa da 2 oyuncu yükselteceğiz. 2250 beğeni de 3 oyuncu. Her neyse arkadaşlar video başlamadan önce size çok önemli sorularım var buraya yazdım. Şimdi arkadaşlar bu kadroya bir sonraki bölümde Galatasaraylı bir oyuncu çıkıp Fenerbahçeli bir oyuncu gelecek. Hem sadece yani sadece gelecek Fenerbahçe'li oyuncuyu da yazabilirsiniz. Sadece gidecek Galatasaray'la oyuncuyu da tek yorumda yazabilirsiniz. Yani bunu tek yorumda hepsini birden yazmanıza gerek yok. En beğenilen yorumları yapacağım. Yani hangi Galatasaraylı oyuncu kadrodan çıksın? Marko a var, Donk var, Falcao var, Onyekuru var, Mustera var. Hangi çıksın? Yerine hangi Fenerbahçeli oyuncu gelsin? En çok beğenilenleri yapacağım arkadaşlar. Artık yavaş yavaş eşitleyelim çünkü bayağı bir uzun süredir Galatasaraylılar bayağı fazla Fenerbahçeli iki tane kaldı. Ve arkadaşlar sağ orta sahada biliyorsunuz Boydun sağ orta sağ kaldı. Kartı da var Tyler Boydun. Enkudu'dan çok memnunum. Ama yani işte orada kaldı o. Onun yerine boydum alalım en kodu mu kalsın. Bunu yorumlara yazın. Bu gerçekten çok önemli. Ve başka bir önemli olan da abi Uğurcan Çakır da çok iyi oynadı diyorsunuz. Ama daha önceden Uğurcan Çakır aldığımda olanları hani biliyorsunuz Uğurcan Çakır mı Mustara mı? Bunu da yorumlara yazın. Yani hangi Fenerbahçeli oyuncu bir sonraki bölümde kadroya gelsin? Uğurcan Çakır gelsin mi yoksa Mustara mı kalsın? Enkodu kalsın mı? Boyd gelsin mi? Bunları yorumlara yazın ve az yazmışken abi kesinlikle like atın. Bir sonraki bölümde takımı artık bayağı bir 87 yapmaya çalışıyorum. Hani Şimdi hemen yükseltmelerimi yapacağım arkadaşlar bu arada. 2000 beri gelmiş 4 oyuncuyu 86 rating yapacağım. 4 tane 85'lik oyuncu vardı. 87 için 750 beğeni gerekiyor. 2750 beğeni daha olmamış yani ben bu videoyu çekerken daha olmamıştı arkadaşlar. 2 günde bir atıyorum videoları ona göre hızlıca beğenin abi. Videoyu paylaşırsanız abi baya bir kişi ulaştırıp herkesin beğenmesini sağlayın. Çünkü mükemmel yükseltmeler yapmaya devam edeceğiz. İlk olarak abi edin buna basmayacağım abi bir dakika. Şimdi şöyle gelelim. Buna bunu basayım abi. Donk'a basalım bu şekilde oyuncuları. Evet Donk'a bastık abi ve 86 rating'e Donk'umuz yükseldi. Ryan Donk 86 rating oldu. Ve şimdi Luis Gustavo'ya geliyoruz. Luis Gustavo'ya da sadece Edin Vizca'yı basıp direkt 86 rating yapıyorum arkadaşlar. Ama tam yaparken içerik güncelleştirmesi geldi. Yani böyle bir şans gerçekten yok ama her neyse arkadaşlar hemen devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz ve arkadaşlar bu bölümde merak ettiğim bir şey daha var. Takım 102 rating olacak mı onu çok merak ediyorum. Lütfen olsun ya. 102 rating gerçekten olmasını istiyorum. Luis Gustavo'yu da 86 rating yaptım. Ve abi gerçekten efsane olur. Maçı da oynarken izleyin abi. Maçın maç kısmı gerçekten güzel olacağını tahmin ediyorum. Umarım güzel olur. Hala 102 rating olamadık. Abi çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bir dakika böyle basmayalım abi. Bir dakika gelelim. Şöyle şöyle gelelim. Ve abi 3000 coins'i de şuradan verelim. Aynen. 209 bin coins'i de marka basıyoruz abicim. Değiştirdiğimiz oyuncunun üstüne zaten tekrardan basarız yani. Sıkıntı olmaz bu arada. Onu da dert etmeyin bu arada. Zıplaması 108 abi. Marka ile kafa golü atarız biz bu maç. Bu maç marka ile çıkarsa abi bir kafa golü var marka Şöyle yaptık. Abi birazcık fazla kaçtı şu an. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten sıkıntı. Yanlış yaptık. Gerçekten yanlış yaptım bir şeyi. 5000 bundan basayım abi. Bir de gerisinde buradan basayım da boşuna 5000 XP gitti yani. Her neyse abi hemen 209.000 coin'ise bir de Victor Ruiz'i yükseltelim. Abi Sergio Ramos'u da basacağım da ne zaman basarım onu da daha sonra basarım. Hemen abi Victor Ruiz'i de yükseltmiş olduk. 86 rating'e Ruiz'i de yükselttik ve bütün oyuncularımız 86 ve üzeri oldu şu anda. Hala takım 102 rating olmadı. Bir sonraki bölümde 102 olması için artık sizlerden beğeni bekliyorum çünkü bu videoda beğeni atmanız halinde gerçekten diğer bölüm artık coins almış şekilde olacağım. Gerçekten coinsler çok pahalı arkadaşlar. Beğeni atarsanız en azından hani videonun parası çıkmayacak ama ben fazladan yatırmış olacağım yine ama sıkıntı yok abi. Siz beğeni atarsanız ben yapacağım. Division Rivals'ta oynayalım bakalım neler olacak abi. Yükseltmelerimizi yaptık. Takım 101 gen oldu. Bakalım. Teke tek de oynamamı istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Yani bu videoyu yorum ve like rekoru kırsın abi ya. Vallahi atın abi. 87 herkesi yapalım ya bir sonraki bölümde. Belki yaparız. 6 tane yok. 5 tane oyuncu birden yapmamız için 3750 beğeni gerekiyor. Vallahi yapabilirsiniz. Daha önceden 4000 beğeni 5000 beğeni olan bir sürü videomuz var. Bunu da başarabilirsiniz. Bu videoyu baştan sona izleyin ki arkadaşlar herkesin kargosuna çıksın. Karşısına çıksın. Çünkü şu an çok önemli bir maça çıkıyoruz. Çok güzel videolar da geliyor. Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Kaleci91 Okua ve çok heyecanlıyım. Bu arada 87'lik oyuncu şu anda 5 tane var ya. Eğer bir tane bile yaparsak yani 750 beğeni bile gelirse bu videoya ilk olarak Mustari'yi 87 yapacağım. Çünkü yani en çok hak eden o demeyeyim ama en çok hak eden o yani. Arkadaşlar gerçekten Mustera uzun zamandır. Takımda 90'dı zaten eski takımda. O yüzden o hallerini özledik Mustera'nın. Henron Yekuru. Çitlen bir Konya Geçen bölümün yıldızı abi. Bakalım bu bölüm neler olacak. Radamel Falcao. Direkt abi Sörloth. Allah aşkına. Oğlum vursana. ha Yere düşerek attı golü ya. Böyle bir şey yok. Enkudu. Enkudu güzel orta açarsın lan. Hadi Falcao yüksel vur lan. Hadi oğlum. Sörloth vursana abi. Topa niye vurmuyorlar ya bu adamlar? Yemin ediyorum anlamadım ha. Çok kötü pas attım. Falcon onu vurabildi yine helal olsun abi. Çok zor bu arada rakipler abi. Benim acilen 102 rating olmam lazım. Zaten maçları kaybettikçe taraftarım düştükçe iyi oluyor bu durum bu arada. Abi ne kadar kötü fırsatlar geldi ya. Neyse daha 50 saniye var. Belki müthiş fırsat gelir herhalde. Bir iki tane vereceğim mi? Abi fırsatlara bakacak şaka mı? Hadi abi lütfen müthiş fırsat ver artık. Oha yine vermedim müthiş fırsat. Olsun birazcık güzel bir fırsat. Henry Onyekuru, çitlen bir Onyekuru. Direkt abi 90 yaptık o kadar seni geçen videoda ya. Abi Markao nerede? Marka yok. içeride vida var anasını satayım. Markao en arka direkte. Ona nasıl atayım? Neyse vida da iyi yükseldi de. Ben Markao'nun gerçekten yükselişini merak ediyorum. Ekicinin de şutlarını çok merak ediyorum. Bakalım nasıl vuruyor? Güzel vuruyor. Vallahi iyi yapmışız abi 90'ı yükselterek. Takımın en iyi şut çeken adamı, takımın en yüksek oyuncusu olması kesinlikle mükemmel bir durum. Uzaktan şut olarak en iyisi zaten o. En koda kaçırmazsın değil mi abi? Falcao at artık ya. Vallahi billahi 4 tane gol atabildik en azından abi. Bu yeniden başladığımızdan itibaren acaba kaç tane gol attı kimler? Gol krallığına yeniden bakalım arkadaşlar bir. Sörlott'u attı ve 5 tane gol atmış olduk arkadaşlar. Şimdi kadronun en son haline bakalım. Sizlerle ilgili, sizlerle beraber kadro ile ilgili bir konuşma yapacağım. Sizlerle ilgili dedim yani sizlerle beraber diyeceğimi. Dur bir dakika. Hemen abi ana sayfamıza gelelim. Şu süper güçe gelelim. Abi şimdi burada kadroda herkes 86 ve üzeri oldu. Ama bu Enkudu burada... Yani işte boy gelirse daha da yüksek şey rating olur ve hani boy şu an 87 rating olsa gerçekten daha da yükselmiş olacaktı. Şimdi abi eğer 3750 beğeni gelirse Muslera, Gustavo, Donk, Victorious ve Marka şey yükselmiş olacak ve bir sonraki bölüm için daha da yüksek like sayısı isteyeceğim. Yani abi sizlerle kapışıyoruz. 90 reytinge doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bir maça daha girelim arkadaşlar. Çünkü hani bugün transfer yapmadığımız için yükseltme yaptığımız için iki maç oynayalım. Bakalım takımımızın gücü nasıl olmuş onu görmüş oluruz en azından daha iyi olur diyorum. Efsane bir de hemen bir maça daha giriyorum. Bakalım maçta başımıza neler gelecek. Abi güzel şeyler gelsin başımıza lütfen. Gerçekten güzel şeyler gelirse başımıza sevinirim. Güzel galibiyetler almak istiyoruz. EA Sports'un da yardımıyla şöyle tatlı tatlı galibiyet alırsak gerçekten mükemmel olur. Her şey gerçekten harika olur. Yine yüz üçgenlik bir rakip geldi. Abi kazanmak istiyorum. Mağlubiyet almak da aslında bir yandan istiyorum ama kazanmak da istiyorum yani şimdi yalan yok. Bu arada %20 müthiş fırsat şansımız olunca gerçekten düşük oluyor. Onye Kuru'yu da mı değiştirsek diyorum ama gerçekten çok hak edip geldi. Abi bilmiyorum ya bir sonraki videolarda sorarım artık. Değiştir demezseniz zaten değiştirmem. Değiştir derse çoğunluk değiştiririm. Ama kimya lazım abi takıma ben size söyleyeyim. Şimdi kimyadan dolayı baya bir düşük şansa iniyor fırsatımız. Abi şu marka mı Falcao mı ya? marka nerede en arka direklemi mi bu? Ulan vallahi billahi şaka gibi ya. Aha oha top uçtu abi. Mehmet Ekici'ye geçemiyor. Abi gerçekten zor ya. Fırsatları da o kadar saçma zor veriyor ki. Falcao. Radamel Falcao. Harika bir gol Falcao'dan. Falcao ikinci golüne gidiyor abi. Bu maçın yıldızı Falcao olacak ben size söyleyeyim. Onyekuru. Onye Onyekuru. Onye Falcao. Oha. Falcao'ya gitti orta abi. Sörlot açmıştım. Falcao'ya gitti top. Her neyse. Sörlot. Verdi pasını. Falcao. Bir daha Sörlot'a. Çok güzel pas. Sörlot at oğlum hadi be. Çok güzel bir gol. 5-3 oldu. Gayet güzel bir gol. Abi bu maç daha iyi oynadık en azından gibi geliyor. Mehmet'e güzel şutların var senin oğlum. Vur bakalım. Aferin oğlum sana 5-4. Abi en azından o kadar fark yemeyeceğiz herhalde. Yani az önceki yediğimiz fark kadar fark yemeyeceğiz. Falcao 6-5. Gayet güzel. Falcao maçın zaten Yıldız abi o topu hemen verelim rakibe. Hemen bize bir tane en azından müthiş fırsat verir misin? Teşekkür ediyorum ve penaltı verdi. Gerçekten güzel. 6-6 yaptık ama şimdi 7 yapar rakip ya. Ben de abi Sörlot'la açtığım ortadan zaten hayır geleceğini sanmıyorum çok ama Falcao! Falcao ya da Oğlum yeniyor muyuz lan? Abi vallahi son verdiği fırsat şöyle olmasa yenecektim de berabere bitecek muhtemelen derken Ulan yenersen var ya helal olsun derim ben. Ah be oğlum son saniye yediğimiz gol yüzünden Abi kaçıncı saniyede attı Allah aşkına ya Ulan var ya sıfırıncı saniyede gol atmış ya böyle bir şey yok abi ya vallahi böyle bir şey yok ayıptır ya Neyse abi en azından berabere kalabildik Bence güzel yüzüş rating ve kimyası bizden iyi bir takıma göre Gerçekten iyi yaptık. O zaman arkadaşlar burada yavaştan videomuzun sonuna geldik. Kadroyla ilgili konuşmamı zaten birinci maçtan sonra yapmıştım. O kısmı da izlemediyseniz geri dönüp izleyebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın. Video like ve yorum atmayı da unutmayın abi. Like ve yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Çünkü evet like'larınız ve yorumlarınızı attınız mı? Tamamdır abi attığınıza göre... Şuradan kanala abone ol butonuna basarak kanala abone olun. Aboneler yavaşlamaya başladı. Lütfen abone olursanız sevinirim. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da efsane ötesi mükemmel bir video girebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir şekilde unutmayın. Ve bay bay.